abi, hatırladım. Sam, sen yalnız devam et. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir hikayeli oyun bölümünden hepinize selamlar. Gençler, biliyorum bu tarz oyunlar oynarken beni görmeye çok alışık değilsiniz. Açıkçası ben de değilim. Fakat bu tarz yeni çıkmış oyunların hem kanalın gelişimi hem de kanalın farklılığı için iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Scorn oyunu çok iyi olmamasına rağmen o videoya bile olumlu yorumlar atmıştınız. Şimdi de Uncharted gibi bir başyapıt bilgisayara gelmişken onu da oynayayım dedim. Oyun dün çıktı. Zaten PlayStation'dan oynayanlar biliyordur. Fakat bilgisayara dün çıktı. Gençler, videoya geçmeden hemen önce eğer yüksek oyun fiyatlarından şikayetçiyseniz sizlere resmi sponsorum olan itail.com.tr sitesini tanıtacağım. Hemen böyle reklam falan görüp kaçmak yok. Gel buraya. itail.com sitesi en uygun fiyat garantisiyle sizlere kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi hedefliyor gençler. Hem oyunları hem de oyun içi satın alımlarınızı resmi oyun satıcısı olan itail.com üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda indirimlerden ve çekilişlerden haberdar olmak için itail.com Discord adresine katılabilirsiniz. Gençler, bu arada oyun şu an Steam'de 499 lira. Fakat açıklamalar kısmına bırakacağım linkten satın almak isterseniz 424 liraya alabilirsiniz. Hatta satın alırken kupon kodunu kullan kısmına Itail Legacy yazarsanız ekstradan %10 indirim daha kazanıyorsunuz ve oyunu 381 liraya alabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 119 liralık bir indirim. Bunun da bilgisini vermek istedim. Gençler, bu arada bir Scorn çekilişimiz vardı biliyorsunuz ki. Hemen onun çekilişini de buradan yapacağım. Normalde direkt YouTube yorumlarını entegre edip çekebildiğimiz bir site vardı. Fakat şu an sitede bir sorun var, çözemedim. Dolayısıyla herkesin nickini tek tek buraya ekledim. Hemen Scorn'u kazanan arkadaşımızı belirleyelim. Evet, Mustafa Arda Demir'e çıktı. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen zaten Instagram'dan ona ulaşmış oluruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet gençler, şöyle ana oyunumuz olan Bir Hırsızın Sonu oyunuyla başlıyoruz. Zorluk seviyesinde arkadaşlar, şöyle ortalama yapalım. Bu arada eğer linçlemeyecekseniz Uncharted'ı ne oynadım ne de izledim arkadaşlar. Hiçbir karakterle ilgili falan bir bilgim yok. Dolayısıyla hani bu karakter çok iyiydi abi, buna niye böyle dedin? İşte bu çok kötüydü, buna niye güvendin? Gibi sorular istemiyorum lütfen. Altyazılar zaten gayet büyük ki oyunun Türkçe dublajı da var diye biliyorum. O yüzden oraları çok okumaya gerek yok. Uf, direkt action'da başladı diyorsun. Oyunun sesi umarım çok değildir, onu ayarlamaya çalışacağım. Bir geçelim şu sahneyi. Hiç iyi değil. Tutun! Çok iyi bu arada seslendirme. Nathan, yetişiyorlar. Biliyorum, biliyorum. Kalk o zaman. Sen gidebileceğim son hızla gidiyorum. Bir şey diyeyim mi, müthiş bir oyunda şunu görmek harika bence bu arada. Abi ben mi kontrolü geçirdim şu an? Ne oluyor, bir dakika. Hele hele hele, göte bak. Ne bu özgüven? Tam olarak onu anlamadım ben. Bu arada kontrolü direkt komple bana salmış da ben... Ha, adaya gitti. Tamam, ada önümüzde. Ananın mı? Alo! Oğlum ne oluyor? Yörüngeden çıktım lan. Ohoho! Racon falan diyor. Sivas raconu. Yalnız GTA'daki N noktası gibi ben gittikçe adada gidiyor lan. Ne oluyor oğlum? Çok direkt aksiyonun ortasında başladığımız için hikayede hakim değilim bu arada, söylediğim gibi. Ananın Titanic geldi. Uçan Hollandalı geldi. David Jones çıkacak şimdi içinden. Şöyle arkasından dolansam. Tamam, çok iyi, onu dojladık gibi. Ulan bizimki de koca gemilere pistolle saldırıyor ya. Ananı düğmeye bak. Ulan bizimkine ne oldu? Lan 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 lan. Ananı avradını. O pervane bir değse var ya, geçmiş olsun. Direkt ortadan ikiye. Ayı saldırısı gibi bir şey olur, anasını satayım. Tamam, geliyorum geliyorum geliyorum. Yan shift'e basılı tuttum hızlı üstsün diye de. Geldim kanksa ya. Lan seni neyle koruyayım ben şu an? Oy, eğimiz... Lan eğimiz zor ha! Ya da benim sens mi sıkıntı acaba? Oğlum eğimi harbiden zormuş bu arada. Ah siktir! Sesi gitti ya bir de. Tamam, bro devam et sen, bro devam et sen. Oğlum bak şimdi, çapraz ateş al. Tamam, bir tane yese. Yalnız bir şey diyeceğim, bu adama nasıl mermi gelmiyor bu kadar şey arasında? Çünkü başrol değil mi? Güzel, en azından HS ile tek atması güzel. Karşıda bir İbrahim tatlı sesi yok. Okey, easy easy easy. Tamam tamam, alışacağız ya. Tamam, o zaman ben hemen tekrardan geçiyorum kardeşim direksiyona. Önünü tabii zor görürsün. Bu ne, cehenneme düşmüş gibiyiz anasını satayım.
Lan Poseidon gelse burası neresi der anasını satayım, bu neydi, neymiş ya? Oo, ananı avradını. Gemi jumpscare diyorsun. Nathan. Anne. Aa, çocukluğumuza mı gittik? Yok, büyüklüğümüz anasını satayım. Aynen, Benjamin Button'mışız, geriye doğru dönüyoruz değil mi? Seninle ne yapacağız biz? Bakamayacaksanız niye doğurdunuz? Ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Rahibe mi bu? Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Bu arada kavga sebebi. Yemin ediyorum kavga sebebi. Varsa o da sensin. Birisi size kitap verirse arkadaşlar lütfen geri verin okuduktan sonra. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama, değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Verir. Bence verir. Mesela sadece kitap değildi. Dokundular mı sana oğlum, ne oldu? Suskunlara bağladın, soy konuşsana Nathan. Bu arada bir dakika, benim altyazılar mı açık değil? Altyazılar da açık olsun ara sıra konuşurken. Hiçbir şey. Tamam arkadaşlar, altyazıları da açtım. Ne yaparsam yapayım, kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Bana sakın bir daha acıma. Sam. Lan Harry Potter'ın büyücülük okuluna seçilişi gibi başladı ha. Cezbedici macera, hadi bakalım. Buradan kaçmaya mı çalışacağız biz, Sam'in yanına mı gideceğiz? Ha, buradan direkt atlıyormuşuz, bir saattir odayı dolanıyorum ya. Şu fener tutan sen mi lan? Çok kaygan. Nasıl çok kaygan ya? Tamam, buraya tırmanacaksın o zaman. Ulan ooo! Bir hırsızın sonu dedik de bence bir hırsızın başlangıcı bu. Şu maymuna bak, şu maymuna. Pekala, sessizce ve çaktırmadan. Bir dakika, burası sıkıntı, buranın ışığı yanıyor. Gece gece buranın ışığı niye yanıyor? Gece mi gerçi, onu da tam böyle kararıyor gibi de tam gece de değil. Ayaksi. Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Oğlum siperin şunu al ha. Ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. Ama ondan hala ümit. Allah razı olsun dayım. Gerçeklerden kaçamazsınız. Bakın sabah onunla konuşacağım. Ananı ağrı. Tamam mı? İyi geceler Peder. Yalnız ben buraya geldim de bu gelmeyecek değil mi oraya? Tamam. Peki ben şu an rahibenin arkasından mı gideceğim yoksa... Şimdi şuraya siper almasını alalım da. O pencereye ulaşmam gerek. Ha, tamam okey. Git artık rahibe. Harbiden mi? Git artık ya. Aynen kankacım. Oğlum şu siperden çıkarken niye komando gibi hareketler yapıyorsun? Kadın seni duymasın diye uğraşıyoruz biz burada ya. Nathan. Aman oğlum odayı karıştırdım ya. Vallahi rahibe hanım. Benim üst katta değil miydi ya şey? 64 numaralı oda. Ben onu bir an şey anladım arkadaşlar. Oradan oraya hızlı bir şekilde uçacak sandım ama. Tabii o da benim beyinsizliğim olsun. Tam pencereye domaldın. Uf. Son anda. Bug'dan çıkartmaya çalışırken. Hah. Çağır şunu çağır. Lan şuraya geç. Geliyorum peder. Çok iyi. Bezmenlerin gelmesi harika oldu şu an. Lan Sam, tut lan götümden. Tamam, yana. Lan ne hadisi, sanki basit bir şey yapıyorum anasını satayım, bir dur. Şurada zaten odayı karıştırdık. Yalnız bir şey diyeyim mi? Daha oyunun 10. dakikasında falan muhtemelen müthiş keyifli. Yani harika tasarlanmış bir oyun. Ki zaten kendini kanıtlamış bir oyun. Ananı bir dakika. Al, yağmurluyorum lan, anam. Sam ne yaptın? Bu musun lan? Ha, aynen Sam bu abi. Sam çantaya dönüşmüş arkadaşlar. Arkanı kollamayı öğrenmelisin. Tamam. Hey, seni görmek güzel kardeşim. Hey bro, çak bir yumruk çak. Hey, bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Düştüm lan, şşş, yah yah. Neden başlayacağını söylemiştin? Kapı çarptı. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Dedi ki, babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Nathan, yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Ah lan. Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Klasik zorba öğrenciler. Zorba değil, dediğimi yap. Vay. Hasta olacaksın. Senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Bu tarz abi kardeş olayları beni çok duygulandırıyor ya. Oyunda olsa, filmde olsa. Ben de geleyim. Allah razı olsun. Tricepslerle bicepsler koptu muhtemelen, haberin olsun. Onları yarın tedavi ettiririz. Evet. Onları hatırladım. Sam, sen yalnız devam et. Kolay gelsin. Hediyeyi yarın alırım ben. Ya bu çocuk kedi falan mıymış acaba eskiden? Biz kedi miymişiz yani? Peder de fin alemde. O aralarındaki en iyi insan. Bir peder nasıl iyi olabilir ya?
Geliyorum koçum, geliyorum. Bensiz sakın bir yere gitme. Kolay oldu. Kolay oldu ya, aynen. İki kere öldüm anasını satayım. Senlik bir şey yok tabi. Kahretsin. Açık bırakmamışsın. Şey, açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Bence birisi bir şey yaptı. Boş ver seni, yukarı yoldan gideceğiz. Ya da aynen böyle bir götlük yaşayalım diye. Sen peşimden gel. Yalnız aramızdaki yaş farkı bayağı var gibi duruyor. Biz bayağı çocuğuz yani. Kral dağcılık da var sende. Yukarı yoldan gidiyoruz. Onu demesem madene iniyor sandıydım onu. Ben nasıl yapacağım? İp mi sallayacağım bana oraya gidince? Sıra sende. Geliyorum. Q'ya basılı tut. Güzel, mekanikler çok hoş. Yani en son bu tarz bir oyun olarak Tomb Raider 2013 oynamıştım. Yani arkadaşlar milattan önce. Çoğunlukla çalışıyorum. O kız da hala çıkıyor musun? Kimle? Ha, Crystal. Kimle diyor, kaç tane var? Sen beni nerelere getirdin Sam? Çin Seddini mi aşıyorsun Sam? Ananı satayım, ne oluyordu? Robanın gol sevincini yapıyordum. Ona derken aşağı düşüp ölsen ya. Anan... Hey, kafaya takma. Atlayabilirsin. Hüseyin Bolt muyum ben, nasıl atlayayım ya? Tut lan tut. Ulan bizi neler yap... Eksi bir kardeş ya. Eksi bir kardeş ya şu an yani. Bize bir şeyler yaptıracaksın diye. Abartmana gerek yokmuş diyor ya bir de. Ulan Forest'taki çukur daha az şey. Derin. Yavaşça ve dikkatli. Tamam tamam, bura geniş, bura geniş. Burada sıkıntı yok. Ulan benim taş gitti sen gittikten sonra. Bence de günahtı. Benim gözümde vatan aynısın şu an. Ya bu nasıl abi? Beni resmen şey yapıyor hani, bir güzel gidiyoruz falan diye bir de teşvik ediyor ya. Evet. Hadi bakalım. Oh! Ben bir daha geleyim senin yanına. Ne yaptın, iyisin inşallah. Şimdi şununla iyice bir sallanalım. Adam diyor ki böyle yapacaksın diyor, böyle. Tamam gel lan gel. Profesyonel maymun ya. Bir dakika oğlum, bizimki de aşağı atlamaya ne meraklı ya. Yalnız... Öldüm bu çocuğu, ne sövüyorsun? Burada bekle ve beni izle. Lan! Atar yapıp öldü sandım. Pekala. Tamam başla diyeyim. Hop! Ananı hadi. Son anda, son anda vallahi eksi bir kardeş yazılıyordu yine haneye. Nefes nefes aldık ya. Başardın tabii. Ya peki bu kadar riskli şeyler yapmamıza değdi mi, sen onu bir söyle bakayım önce. Bak ne diyeceğim. Bunu sen dene istersen. Olur. Ben öleyim, ben ölürsem sen gelmezsin. Halatı Q ile fırlat. Aferin sana Nathan. Tamam. Hadi bakalım. Biraz daha hızlan. Hoppa! Aslanım benim be! Ne hırsız yetişiyor yalnız, bir şey değil mi? Tamamdır. Şimdi ne yapacağız kral? Bundan sonrası sende. Önden buyur. Şimdi de aşağı. Kanka merdivenden... Merdiveni kullanmamız daha mantıklı olur, buradan gel istiyorsan. Yalnız ortam renkler falan müthiş ya. O kadar iyi bir oyun ki. İlk izlenimim olarak. Pekala. Nasıl buldun? Vay! 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak, sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi, otursana. Alın teri dedi arkadaşlar, çalmak oluyor. Ne? Hani yine çalarken emek verdiği için. Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Ha. Aldatın erkek modeli diyorsun. Akıllısın, biliyor musun? Yani şey diyor, bir insan özellikle erkeklerde bir kadını aldattığı zaman o gün gidip hani çiçek falan alıyor ya ekstradan. Hayatım işte bugün çok güzelsin falan diye numara çekiyor. Hani ortalıkta hiçbir şey yokken niye böyle ilgi gösterdin mantığında. Aynı mantık gibi bu da sanırım. Maaşı iyi, bayağı iyi ama şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığına? 10 yıl. Aşağı yukarı bir yıl. Ha, bir şey olmaz. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama, tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama, duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene, bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz, senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Nathan'cığım biraz anlayışlı mı olsak ama? Kaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem, kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemez. Evet, en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan, bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey, hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik, değil mi? Evet. Sırt sırta verip sikemeyeceğimiz kim şu? Kim? Alo. Şey, aman atarda yapamadık. Bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum.
Babamın sattığı her şeyi, alıcıyı izledim. Vay vay vay. Eğer amacın beni mutlu etmekse... Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğini... Ulan şu Sam siyasete bir girse var ya direkt oyun buna ya. O kadar ikna edici konuşuyor ki adam. Hazır mısın? Hazırım tabii. Ulan ne oluyor, hapse düştük. Haklısın hocam. Hapse nasıl düştüğümüze de bir yerden geliyoruzdur herhalde bir yerden. Oğlum soldaki adamın memeleri dengemi bozuyor, bir çek şunu ya. Bana bir dodge tuşu falan. Anasını deldiğimin ha. Gringo. Bu arada bir dakika. Şöyle biliyorum izlediğim bir diziden. Durdurduğum için çok özür dilerim. Sesler çok karışmasın diye. Bunlar Meksikalı karşımdakiler. Dövmelerinden, tiplerinden anlamışsınızdır. Ve Amerikalılara gringo diyorlar. Tam olarak anlamını bilmiyorum. Ama öyle hatırladım. Yanlış hatırlamadıysam eğer. Bu yok, bu yok oğlum. Kaç sene SmackDown izledim lan ben. Lan Pidge. Of. Oğlum hiç mi bizim destekçimiz yok ya? Hadi bakalım. Nasılsın deldiğimin Meksikalısı. Benim dodge tuşum yok mu? Dodge tuşum olsaydı iyiydi. Sadece saldırabiliyorum sanırım. Bayağı dövdük lan. Uf. Lan benim canım yandı. Yalnız bir Meksikalı'ya bulaşmak çok doğru bir fikir miydi bilmiyorum. Oğlum mekanikler çok iyi lan. Gerçekten dövüşüyor gibi hissettim kendimi. No 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 no. Hadi. Gringo anandır. Oğlum kolum ağrıdı lan. Yapıştır. Lan Escobar geldi. Hey, biz kavga etmiyorduk ki. Ha, öyle değil mi ufaklık? Voy a matar, gringo, come mierda. Hey, bana bak ufaklık. Yeterince büyüdüğünde ara beni. Te voy a sacar por el culo. Solitaria. Calla yo. Yalnız bu Meksikalı bizim başımıza çok pis bela olacak arkadaşlar. Demedi demeyin. Abre. Of, Prison Break geldi aklıma. Ananı avradını. 5 sezon baştan mı başlasam ya? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Nasıl? Tadını çıkar. Oo. Çıkarırım. Sonradan dank etti. Oğlum baya hücre mi yedik lan biz? Penceresi falan yok değil mi buranın? Yalnız çok kötü, bu ne lan? Yatak bile yok. Bu kadar nasıl bir ağır bir suçla işledik de şu an buradayız? Çünkü hücre çok ağır suçlara veriliyor diye biliyorum. Kalk hadi. Ah be, çok da güzel bir rüya görüyorsun ha. Lan Vargas'ta da tam Türk tipi var he. Tamam, sakin ol. Bölüm 2'deyiz evet. Yalnız burası anladığım kadarıyla... Çok ağır bir cezaevi. Yani bunu anlamak için zaten dahi olmaya gerek yok. Ortam gereği, şey gereği çok ağır bir cezaevindeyiz. Bu Vargas da tam şey değil mi? Kötü gardiyan olur ya böyle. Ya bir siktir git. Anan gringo. Yürü! Çekilin sersemler. Vargas sen beni bağlı bağlı buraya getirdin. Bak bunlar beni yakalarsa vallahi indirirler, ben sana diyeyim. Seha. Hadi kapıyı aç. A donde lo llevas? Bu bir sürpriz. Ha, ben de biraz İspanyolca konuşuyorum. O İspanyolca konuşuyor, bizimki Türkçe konuşuyor. Birbirlerini anlıyorlar. Çok yakında öğreneceksin. Bak bu kadar şiddet, bu kadar kötü ortam dediğim gibi çok ağır cezaevlerinde oluyor. Yani dizilerden falan izlediğim kadarıyla. Bunu ben hallederim. Nasıl bir suç işledik oğlum? Kralı falan mı öldürdük? Kanka tamam, yolu bilmiyorum, kusura bakma yani. İdama mı gidiyoruz lan? Aha lan! Şu ipi görünce bir an idam sandım. Hayır, oradan değil. Ya oğlum müthiş! Adamın beni uyarma şekline bak. Önden buyur. Yani bildiğin yapay zeka bana ders verdi, anladın mı? Evet, gayet profesyonelce. Hey, burası pek müdürün odasına benzemiyor ama. Sola dön. Size bir şey diyeyim mi? Ya bu adam bize çok kötü bir şey yapıyor, yani bizi pazarlıyor bile olabilir şey anlamında. Yani bir ödül falan varsa başımızda. Ya da iyilik yapıyor bize, anlamadım. Anladığım kadarıyla iyilik yapıyor şu an dışarı çıkarttığına göre. İşte geldik. Salıyor mu lan beni? Geldi. Tamam. Şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Pay mı?
Orada neyi bulmayı umuyorsan ondan pay istiyor. Hadi ama Vargas. Anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmen. Ama şimdi Vargas haklı, kusura bakmasınlar. Siz gringolar için kellemi ortaya koydun. Doğru ama Rafe sana bu iş için bir sürü... Ha okey o zaman. Paranı alıyor musun zaten? Ekstra bir de komisyon istiyor. Si mi? Ama bu kadarı yeterli değil. Sana onu açmaman söylendi. Evet. Kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi... Oğlum çok mantıklı konuşuyorlar ya. Ben gerçekten rakiplerimi tutuyorum şu an ya. Ama elindekine dikkat et. O şey 300 yaşında. Kaptan Henry Avery'nin mürettebatının bir üyesiydim. Kim olduğunu biliyor musun? Evet, bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip yakalanmayan korsan. Bu adamı araştırdım. Aferin. En az 400 milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Gunsway. Evet. Evet, hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Aa işte, umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ya aman oğlum fizik öğretmeni, ne diyorsun ya? Ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabii. Tanrım, o bir benzetme. Hayır. Siz bir benzetme yüzünden bu cehenneme girmek için bu kadar para ödemezsiniz. Pay istiyorum. Pekala. Ne diyeceğim bakın. Oraya çıkıp hücreyi aramana izin ver. 300 yıl sonra hala orada bir şeyler varsa bu konuyu Rafe ile konuşursun. Çok özür dilerim arkadaşlar. Buraya neden girdiğimizde anlamış olduk sanırım. O hücrenin tepesine ulaşmak için böyle bir yere girmemiz şartmış ve biz de girmişiz anladığım kadarıyla. Yanlış anlamadıysam. Mektup. Por favor. Oraya nasıl çıkacaksın? Anana sor. Tırmanarak. O kadar kaymağı... Kusura bakmayın arkadaşlar, ben sinirlendim de yani. Engel olmayayım. Boynunu kırma yeter. Evet. Hadi bakalım. Hücrenin tepesine gidiyoruz. Burası peki eski bir... Hücrenin eski bir kanadı mı burası? Buraya bu kadar rahat gittiğimize göre orası kullanılmayan bir kanat sanırım hücrenin. O ne lan? Lan oğlum dur bir bakacağız, hemen atlama gördüğün her boka. Tamam, mantıklı. Şimdi oraya gitmemiz için bir dakika. Halat lazım. Sana halat lazım zekice. Nereden bulabiliriz halatı? Buradan bulabiliriz. Hadi bakalım. Bingo. Şimdi iş başındayız. Fırlat halatı. Çok iyi. Hadi bakalım. Hoppa. Artık büyüdük tabii arkadaşlar. 2-3 kere sallanmak yok. Tek seferde işimizi hallediyoruz. Ulan bu da prezervatif reklamı gibi oldu. Anasını s**tım animasyon ya. Yemin ediyorum var ya, adamı yanlışlıkla aşağı düşürdük. Neyse ki profesyonel bir hırsız arkadaşlar. Anan lan oğlum. Ay bir an sesten korktum. Yandan şuraya, buradan devam. Süpersin. O direğe halat atabilirim. Oyunda var ya, malı anlatır gibi o kadar güzel anlatıyor ki görevleri. Yani hiç soru işaretim kalmıyor aklımda. Tamam. En yüksek hücreyi bulmalıyım. Burada onlarca korsanın idamı beklediğine inanmak oldukça güç. İdamı beklemek de ne kadar kötü değil mi arkadaşlar ya? Yarın öleceğini bilsen ne yapardın sorusu var ya. Çok daha çözümsüz versiyonu hani. Aslanım benim. Güçlü, kuvvetli. Pekala, yalan yok. Bu gerçekten harika. Ya harika da yani, bu kadar adrenalin tutkun olmak sizce doğru mu arkadaşlar? Yani birçoğu hayati tehlike içiriyor, şuna baksana. Neler kaçırıyor böyle. Sen bir şeyler kaçırmıyor bence. Sen şu an gayet mutludur diye düşünüyorum şunları yapmaktansa. Evet, Burns'un hücresini bulduk. O neymiş? Hücrede zaman geçirmek için neler yapmış görüyor musunuz? Bir sürü çentik var, şey var derken ha. Tüm bu çizgilerin kesin bir anlamı var zaten. Güneş ve ay, altın ve gümüşün simya simgeleri var. Altın ölümsüzlüğü temsil ediyor diye biliyorum simyada. Öyle bir şey görmüştüm. Ama ne işe yarardı bu bilgi değil mi? Simgenin bir kısmı. Çevir. Ha, işte diğer yarısı. Tamam, bunlar burç simgeleri. Bu yay burcu. Ya aşko, Merkür 2 santim kaymış, bugün götten yiyeceğim galiba. Yay ve şu diğer simge. Bu Roma rakamıyla 10. Diğer simge de şu sanırım Roma rakamıyla 2. 12 numaralı taşı mı bulacağım Roma rakamıyla? Şu. 10 ve 2. X ve 2 çubuk. Bu kadar babacım ya, bu kadar ya. Vay bak sen şu işe. Bu ne lan? Çarmıha gelmişler. Digna factis rekipimus. Dark sahnesi gibiydi. Sigmundus Kratus Est. Sanırım buldum. Geri dönme zamanı. Tabii geldiğimiz yeri kullanamıyoruz. Mecbur kapıdan. Hadi.
Kapıdan gideceğiz. Kapıda küf tutmuş, şeyi tutmuş, tas tutmuş. İlk adıma dikkat etmeliyim. Yani ilk adıma dikkat etmeyi şu an mı akıl ettin gerçekten kankacığım? Ve iniyoruz. Hadi bakalım. Sırada ne var? Bu yoktur muhtemelen. Hop. Az önce bunu fark edememişim tabii arkadaşlar. Ama tam tahmin ettiğimiz gibi kullanılmayan bir hücre. Anan. Zaten kullanılan bir hücre olsa bu kadar kolay giremezdik, siz de biliyorsunuz bunu. Hoppa! Az sonum benim. Dur, hala meydan okuyorum. Dur, canımız burnumuzda zaten sabahtan beri. Yalnız şurası da cennet gibi be. Şu yeşillikler müthiş ya. Bak şu arkadaşlar, şu ortama beni verin. Hani öyle internetsiz yaşarım falan filan diye atar yapmayacağım ama çok uzun süre kalabilirim ya şu ortamda. Ben de pay isterim. Ben de olurum. Görürsün payını şimdi. Ne oldu lan, adama kazık mı atacağız? Hayır. Yok bir şey. Oğlum sen profesyonelsin. Böyle şeylerden tırsmayacaksın. Yalnız bu Vargas gibi tipler arkadaşlar istediğini almadan asla bırakmaz. Bize umarım bela olmazlar. Bir şey bulamadık vallahi, boşa gitmişim ya tüh. Vereceğin infoyu sikiyim. Bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamam. Evet, ne kadar malsak. Doğru yere baktın değil mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Lan malı da anında inandırdık ya. Falan var mı? Proje taslağı gibi. Olabilir, bir sürü eski dosya var çünkü. Tamam, harika. Sen onlara göz at, bir şey var mı bir bak. Ben de seninle konuşayım. Evlilik konusunda uzman olan o. Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki. Tamam, ben gidip dosyalara bakayım. Tamam. Arkanı dön. Bak bakayım ben orada mıyım? Yalnız bu kadar saat içerisinde kimse demedi mi? Bu Nathan nerede diye. Onunla konuşmayı bitirdiğinde gel beni bul. Gringo, eğer seni bir daha dövüşürken yakalarsam bir hafta ücreden çıkamazsın. Tamam. Anlaştık like. Anlaştık, seninleyim. Gerizekalı. Hemen de inandı ya. Puedo decir, suerte de principiante, verdad? Güzel benzetmişler seni, iyi misin? Ofiste normal bir gün işte. Dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Yalnız bir şey diyeceğim. Sem'in şu anki hali bizimki şu anki halimizde Sem'in küçüklüğüne benziyor. Sen haklıydın. Eyvallah, bak o da hak verdi bana. Haklıydık. Şimdi sadece Rafe'i bulmamız. Rafe. Lütfen başlama, lütfen. Hadi ama, dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu züppe başarıya konmaya çalışıyor. Burası için ne kadar uğraştık? Bazı ipuçları yakaladık. Hayır, yakalamadık. Bir tane bile ipucu yok. Şunu kabul et. Rafe yoksa Vargas da yok. İçeri girmiyor mu? Ha, Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Komisyon istiyor kank. Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet, girdim. Hmm. Ama mektubu okuduktan sonra. Hmm. Mektubu okuduysam diyor, komisyona da vereceksin diyor. Olayın ne kadarını biliyor? İşten pay isteyecek kadar. Siktir. Ya. Rafe bunu başkaları da duyacak tamam, olursa. Tamam, Vargas konusunu halledeceğim, merak etme. Ya birazcık pay versek peki hani. Ne kadar zor olabilir. Bize daha sakin bir yer bulalım. Bir de bu olay biraz Michael Scofield'ın hikayesine benziyor. O da abisini kurtarmak için bilerek hapse düşüyordu. Bunlar da yine bilerek hapse düşmüşler. Bir şey başarmak pekala, uğruna. Etraf temiz. Yalnız hapishaneden şey olayı çok güzel olacak, hapishane olayları. Vay anasını. Eğer hızlı bir şekilde kaçmıyorsak. Alabilir miyim? Dikkat. Al bakalım. Tamam mı? Altın ve gümüş işlemeli ahşaptan yapılmış. Güzel bir işçilik. Bu adam diyorsa doğrudur. Everin'in adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? Ama bu bir haç değil. Teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir değil mi? Evet. Ama bu İsa değil. Ha? Evet, haklısın. İğneli taç takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Alttaki yazı yok o. Digna factis recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini... Yaptıklarımızın ödüllerini er ya da geç alırız. Bak sen. Katolik yetimhanede büyümenin faydaları işte. Vay. Aziz Dismas. Evet, tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler, pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? Tamam, çarmıha gerilme esnasında İsa iki hırsızın ortasına konmuştu. Tamam mı? Bir tanesi İsa ile dalga geçti. Diğeri ise, yani bu adam, bir tövbekardı. Ve cezasını büyük bir ağırbaşlılıkla kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. Ne oldu? Bir şey buldun. Bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika. Avery en son İskoçya'da görülmüş. Bu bir rastlantı olamaz değil mi? İskoçya mı? Glasgow'a mı gideceğiz lan? İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama hadi gidip Vargas'ı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. Ya biraz daha sürseydi hapishane. Aha! Kral! Tipini dövüştüğün adam buydu değil mi? Oo, büyük sıkıntı. Sıkıştık.
bilmiyordum. Sıkıştık ama hiç sıkıntı yok. Jonas Gnast'te, tamam mı? Mutlarım para hablar. Kino sales. Hey, bakın ne diyeceğim. Bunu da metas. Tamam. Ama yiyin, vurmayı taksayım. Uf. Oğlum, siz... Biz bu, o çocukla bütün... Çocukluğum beraber geçti çünkü kardeşim. Onunla benim arama kimsenin girmesine izin veremem. Bu Rafe bu arada arkadaşlar kavganın ortasında Rafe'le ilgili bilgi vereceğim sizlere. Daha doğrusu bilgi değil şüphem. Bence bu Rafe bizi satacak. Bana hiç güvenilir gelmedi. Rafe bana hiç güvenilir gelmedi. Uhuhu! Ne diyorsun ya? Anasını sattı mı çeli? Uf güzel dodge. Oğlum bu bayağı yaşlı lan. Dayı sen... Lan öbür tarafta yok yazılıyorsun gelmiş burada kavga ediyorsun ya. Güzel dodge. Oğlum yeteneklerimiz de gitgide gelişiyor gibi. Dodge yeteneğini sonradan öğretti mesela bana. İyi dövüşüyoruz ha. Harbiden iyi dövüşüyoruz. Acaba bir Krav Maga eğitimi falan mı almışız geçmişimizde? Oo. Bak bu bunların boss'u olduğu için tabii bunun da dodge yeteneği var. Oh. Sam adamsın. Oğlum kurt bırak artık. Bana kodumu sapı ya. Oğlum bak sizin oralarda Meksika'da bir Canelo vardır. Bildin mi o Canelo'yu? Ben onu çok severim. Onun hatırına sizi öldürmeyeceğim ama bayağı bir döveceğim gibi. Oğlum lan ananı satayım. Leatherface 2013. Uhuhu. Oğlum yoruldum lan yemin ediyorum gerçek hayatta dövüşmüşüm gibi efor sarf ettim lan. Oo. Boş gelmeyeceği belliydi. Adamsın lan Vargas. Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı he? Racon, gardiyan Racon'u. ¿Qué es esto? He? Bana ver. Oo, ha neyse iyi bari. Ha daha nesi iyi? Vargas'ın haberi oldu. Sus ulan. Kendini ne sanıyorsun sen? Abba. Herkes hücresine. Bir şey diyeceğim. Şimdi biz bu Vargas'a böyle bir ihanet yaptığımız için, bunu bundan sakladığımız için muhtemelen yardımlarını kesecek ve biz kendi çabamızla buradan kaçmaya çalışacağız. Şu an analizlerim bu yönde. Siz çıkın. Çıkın dedim. Vargas bize verecek odunu yemin ediyorum. Ne kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik orada. Hala ölebilirsiniz. Vargas, ciddi misin? Ah, hiçbir şey bulamadım. Tam tahmin ettiğim gibi. Bir kulede olmalı. Tribi yedik. Bu ne? Ne diyebilirim ben koyu bir katoliyim. Üzerimde hep haç taşırım. Yemezler yemezler. Bak bu değersiz değil mi? Salağa mı benziyorum ben? Tamam yeni anlaşma mı istiyorsun olur ama haydut gibi davranmayı bırak. Silahı yerine koy. Tabii efendim. Sana şey verelim ha. %10. 5 cumhuriyet altını. Bak bu teklif hayır diyemezsin. İşin çoğunu biz yapıyoruz. 20 ve biz olmadan asla bulamazdın. 20 iyi ya. 25 diyelim. 4 kişiysek 25 desek yani evet tam onu diyecektim. Oğlum ben Vargas'ın tarafındayım galiba. Kabul edilebilir. Tamam olur. 400 milyon dolar desek kişi başı 100 milyon dolar düşse. Mis. Galiba anlaştık ha. O parayla bir de gelin Türkiye'ye gelin. Tamam. Pekala. Bir daha bana kazık atarsan. Uuu yapma onu bak bak şimdi bak. Bak şimdi ben arkadaşım da olursa bir insanın yanlışını savunmam arkadaşlar. Ne yaptın sen oğlum? Rafe, aklını mı kaçırdın sen? Öğrenmek ister misin? Bana da mı atar öbür? Haçla kafana koydu mu pekmezini akıtırmaya? Bu planı daha iyi miydi? Beni izleyin. Al işte. Al başına belaya. Hadi. Al. Kaç lan kaç kaç kaç. Lan! Ooo şeye geçtiler şu an. Şu an bizi vurmaları serbest arkadaşlar. Çünkü bir gardiyan öldürdü arkadaşımız. Nathan bir el at sana atayım kankam. Gel ya gel. Yani Rafe şu an çok büyük bir hata yaptı ama oturup bunu konuşacak değiliz arkadaşlar Rafe'le. Oo kırmızı alarm da verildi. Başımız büyük belada yemin ediyorum şu an daha büyük bela alamazdık başımıza.
Oo! Oh, oh. Dodge. Dodge lan, dodge. Sam, sen hapishanenin krokisini falan mı, iç mimarı falan mıydın anasını satayım? Niye arıyor olabiliyorsun? Gel 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 gel. İlk defa bir boku yaradı. Allah bu oyunu arka sokaklara ömrü versin. Ne oldu burada? Gel 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 gel. Hazır mısın? 1 2 3. E tamam, biz nasıl çıkacağız? Direkt zıplayabiliyor muyum? Adam eyvallah. Bu çocuğu. Oğlum şu var o şu. Şu çok tilt lan. Allah. Kaçta aşağı atladım. Rafe var ya Rafe. Müthiş müthiş bir şerefsiz ya. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Beni de bekleyin. Adam adam bak nasıl bekliyor kardeşini. Al işte. Ya oğlum. Sizin silahınız yok muydu? Of! Sam'in paketten çıkış şekli. Ya safe, safe mi? Sam sen nasıl bir... Ya ne kadar karakterli bir insansın lan sen. E barista poli e? Kale Nuri mu? Nuri babacım. Lan. Rafe nerede? Ona güveniyorsun sanıyordum. Evet. Öyle sayılır. Ne oldu, kaçtı mı lan o? Yükle babacım, yükle babacım. Biz böyle çok buzdolabı taşıdık. Oğlum oyun var ya, bana gerçek hayatta şeymiş gibi bir efor sarf ettiriyor ya. Evet evet evet, demiştim ama ben ona güvenmiyorum diye. Yemin ediyorum hiç izlemedim, şey yapmadım ama insan sarrafı olduğum doğrudur arkadaşlar. Gram güvenmiyordum o şerefse bak. Bizsiz şu an şeyi aldı, haçı. Niye acaba? Kırmızı alarm olduğu için olabilir mi kankacım? Şu an ülke değiştirsek bizi yine arayacaklar, farkında mısın? Aha Rafe. Pezevenk. İndir lan, ha. Oy. Dur lan oğlum, adama boşa mı salladık? Yardım etti adam bize. Bence ileride ihanet ediyordur o zaman. Bir şekilde bunun ihanet etmesi lazım. Haçı düşürmeme fikri mantıklıymış. Sam'e ne oldu lan? Kanka ne yapıyorsun? Nereye tırmanıyorsun şu an? Bu Vargas'ın silahını mı aldı? Bunun niye silahı var? Lan oğlum. Atla. Sam. Eski günlerdeki gibi kardeşim, gel buraya. Oğlum sen vurulmuyor değil mi lan? Vuruldu mu lan? Sam, hayır. Ay yapma. Ağlarım ana kim, ağlarım, oturur ağlarım bak. 23 yaşında adamım, oturur ağlarım. Diğer kolunu ver bana. Hadi Sam, son bir güç istiyorum senden. Hayır. Nasıl ya? Oğlum bu kadar erken miydi? Gerek. Hayır. Hala orada. Hayır. O öldü. Hadi tekne duvarının hemen arkasında. Hayır. Hayır yapamam. Olmaz. No. Kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl. Hayır. Keyfin bilir. Ulan duygusuz pezevenk. Biraz empati yapar lan insan. Köyümüzde ne eksik, empati. Sam. Ya çok kötü bir durum şu an yani. Hayır. Hiç odaklanamazsın, anladın mı, şöyle bir durumda. Yani kardeşin ölmüş. Bak tamam. Tamam tamam, buradan gidelim. Ve peşinde ordu var. Geldim geldim. Durmamam gerekiyor. Bak direkt psikolojisi etkilendi, görüyor musunuz? Kendi kendine falan konuşmaya başladı. Yani çok doğal tabii bu. Beton etkisi. Buna beton etkisi derler arkadaşlar. Suya yüksek bir yerden çakıldığınız zaman çok ciddi hasar görebilirsiniz. Ne oluyor lan? Oyun yeni mi başlıyor? Yok, yorumsuz ya. Böyle bir oyun olamaz yani. Ben size o kadar diyeyim. Macerası, aksiyonu müthiş. Bulmacaları, yapmanız gereken şeyler hiç zor değil. Zaten kendini kanıtlamış bir oyun olduğu için benim yorumlarıma ihtiyacı yok, fakat hani yine de kendi fikrimi belirtmek istedim. İlk defa oynayan birisi olarak yorumlarımı yapmak istedim. 15 yıl sonra. Evet gençler, burada isterseniz oyunumuzu noktalayalım. Yani bana kalsa yemin ediyorum bir 2-3 saat daha oynarım sanırım. Abartısız söylüyorum. Ancak çok fazla uzun olursa da sıkabilir sizleri. Ben aslında çok uzun olduğu için çok fazla başlama taraftarı da değildim. Hadi onu geçtim. Hani devam eder miyim, bitirir miyim bilmiyordum. Fakat şu bölümden sonra kesinlikle bitireceğimi düşünüyorum. Ama şöyle,
Yani her iki günde bir falan atıp sanırım seri bir şekilde bitirmem. Her bölümü böyle ayrı bir film, ayrı bir dizi gibi düşünün. İşte haftada bir bölüm falan atarım muhtemelen. Her bölümünde ayrı görevleri, ayrı konusu olacağı için söylediğim gibi bir dizi bölümü olarak düşünebilirsiniz. O kafada izleyin yani bu seriyi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ben inanılmaz keyif aldım. Son zamanlardaki en eğlendiğim video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.